Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir tapusudur. Cumhuriyet Halk Partisi haftalık olağan toplantısını ilçe teşkilatında yaptı. İlçe Başkanı Coşkun Kara da yönetimin tam kadro katıldığı toplantı sonunda değerlendirmelerde bulundu. Bu organizasyonda emeği geçen ben başta Alanya Belediyesi ve tüm çalışanlarına hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karadağ, Gökbel Yayla Şenlikleri coşkulu ve çok güzel bir şekilde yapıldı. Güreşi kazanan sporcuları tebrik ederim. Büyükşehir Belediye'mizin güreşçileri finalde mücadele etti ve Ali Gürbüz kazandı. Bizim açımızdan etkinlikte önemli olaylardan birisi ise güreş ağalığı seçimi diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız anji olmasına rağmen, bir sağlık problemi olmasına rağmen Alanya'ya verdiği değer ve önem açısından Gökber Şenliklerine kendileri geldi. Bu Gökber Şenliklerine damgasını vuran da yağlı güreş pehlivan müsabakaları idi. Muhittin Böcek Başkanımızın pehlivanı Ali Gürbüz birinci oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Eray Erdem de ağalık mertebesine getirildi. Kendisini destekliyoruz. Karadağ, Gökbel'le ilgili övgü dolu ifadelerinin ardından bu şenliklerin turizm ayağının eksik olduğunu görüyoruz diyerek eleştiride bulundu. Bu şenliklerin turizm ayağının eksik olduğu. Elbette ki belediyemiz çantanı kap gel dedi ama yabancı misafirlerimiz de buraya yoğun bir ilgi göstermeleri, bence bir kültürün aktarılması ve bunların da birer kültür elçisi olarak gittikleri kendi şehirlerinde, ülkelerinde bunu iyi anlatmaları bence çok daha iyi olacak idi. Belki bir eleştiri olarak bunu şey yapıyorum. İleriki seneler bunun belki turizm bağlantısını, turizm ayağında geliştirilmesi sağlanabilir diye düşünüyorum. Karadağ, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı ve Lozan Anlaşması nedeniyle bir mesaj verdi. Yani vatan bir bütündür, kesinlikle bölünmez. Ve aynı zamanda manda ve himaye kabul edilmezdi. Erzurum Kongresi'ndeki alınan kararların bir tanesi. Ancak bu manda ve himaye o dönem içerisinde fiili işgal şeklindeydi ama şu an bir ekonomik işgal şeklinde devam etmekte.